Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımızı Opet test köşemizle başlayacağız ve yeni Hyundai Tucson'u getireceğiz ekranlarınıza. Dünya çapında 17 yıllık tarihinde 7 milyondan fazla satışla Hyundai'nin en çok satan SUV modeli olan Tucson, 4. jenerasyonuyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Hyundai Tucson, Güney Koreli üretici tarafından ilk kez 2004 yılında satışa sunuldu ve o tarihten bu yana üretilmeye devam etti. Kompakt bir crossover olan Tucson, C-SUV segmentinin en başarılı ve öncü modellerinden biri olmayı başardı. İlk nesil Tucson, pazarların dinamiklerine ve bölge ihtiyaçlarına uygun olarak Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır ve Ukrayna'daki fabrikalarda eş zamanlı olarak üretildi. Yeni Tucson, markanın yeni Sensius Sportless tasarım kimliğine göre geliştirilen ilk Hyundai SUV modeli olarak öne çıkıyor. Bu tasarım felsefesinde 4 temel unsur arasındaki uyum karakterize ediliyor. Yani oran, mimari, stil ve teknoloji. Geleneksel çizim ve eskiz yöntemlerinden kaçınan Hyundai tasarımcıları, en yeni dijital teknolojiyle üretilen geometrik algoritmalar aracılığıyla yeni Tucson'un futuristik tasarım öğelerini geliştirdiler. Parametrik dinamikler olarak bilinen süreç, benzeri görülmemiş cesur tasarım estetiği yaratmak için dijital verilerle oluşturulan çizgileri, yüzleri, açıları ve şekilleri kullanıyor. Bu parametrik mücevherlerin en göze çarpan detayı parametrik gizli farlar. Güçlü bir ilk izlenim sağlayan ön farlar aracın ızgarasına yerleştirilmiş. Farlar kapatıldığında da aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale dönüşüyor. Geometrik desenlerle ızgaraya entegre edilen LED gündüz farlarıyla parametrik farlar arasında hiçbir fark yok. En son teknolojiye sahip yarım aynalı aydınlatma teknolojisi sayesinde gündüz farları açıldığında ızgaranın koyu krom görünümü mücevher benzeri şekillere dönüşerek göz alıcı bir hale geliyor. Parametrik detaylar aracın yan tarafında da belirgin bir tasarım öğesi olarak yer alıyor. Yontulmuş yüzeyler, şık bir silüetle oldukça kaslı ve maskülen bir yapıya bürünüyor. Gergin atletik şekiller, jantların güçlü ve dinamik bir duruş sağladığı köşeli plastik çamurluk üstü koruyucularıyla birleşiyor. Tucson'un sportif tasarım hatları yan aynalardan başlayıp J-Stun'a kadar devam ederken, kenarlı, parabolik şekle sahip krom cam çerçevesiyle de iyice vurgulanıyor.
Tasarımcıları fiziksel düğmeler ve geleneksel butonlardan vazgeçerek multimedya, havalandırma ve klima gibi donanımları dokunarak kontrol edilir hale getirmiş. Tam dokunmatik ekranlı bir konsola sahip ilk Hyundai modeli olan yeni Tucson, iç mekandaki yüksek kaliteli yumuşak dokunuşlu malzemeleriyle de görünümünü ve hissiyatını yeni bir seviyeye yükseltiyor. Havalandırma ızgaraları ise kapılardan başlayıp orta konsola doğru akıyor. Tucson'un iç mekanının değişimi elbette bunlarla sınırlı değil. Daha alçak bir gösterge paneline sahip otomobilde 10.25 inçlik bir dijital ekrana yer verilmiş. Sürüş modlarına göre zemini ve karakteri değişen gösterge motor kapatıldığında tamamen kararıyor. Ergonomik olarak konumlandırılmış kol dayama ise rahatlık sağlarken, orta konsolda iki kapı cebinde, kablosuz şarj pedinde ve harita gözünde ortam aydınlatması bulunuyor. Gece sürüşlerinde iç mekana farklı bir ambiyans kazandıran bu aydınlatma, 64 farklı renk ve 10 parlaklık seviyesi sunuyor. Yeni Tucson'da donanıma bağlı olarak siyah ve gri renklerden oluşan kumaş ve deri döşemeli koltuklara yer veriliyor. Bu koltuklar en üst donanım seviyesinde ön ve arkalarda ısıtmalı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yine en üst donanım seviyesinde elektrikli ön koltuklarda soğutma özelliği de bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto ise tıpkı diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi Tucson'da da karşımıza çıkıyor. Bu özellik sadece 8 inçlik ekranla kablosuz olarak kullanılabiliyor. Orta konsolda ise kablosuz şarj özelliği bulunurken aynı zamanda uzun yolculuklarda daha fazla rahatlık için ön ve arka USB bağlantı noktaları da düşünülmüş. Yeni Tucson segmentine özgü yeni bir orta yan hava yastığıyla donatılmış. Toplamda 7 hava yastığına sahip araçta kullanılan yeni orta hava yastığı, olası bir çarpışma durumunda ön sıradaki yolcuların birbirleriyle çarpışmasını önlemek ve ciddi yaralanma riskini en aza indirmek için görev alıyor. Yeni Tucson daha fazla koruma için en yeni Hyundai SmartSense aktif güvenlik ve sürüş yardımı özellikleriyle donatılmış durumda. Yeni özellikler arasında yer alan kavşak dönüşlü ön çarpışma önleme yardımı, kör nokta izleme monitörü ve kör nokta çarpışma engelleme yardımcısı, sürücülerin günlük kullanımda olası tehlikelerden korunmasına yardımcı oluyor. Kavşak dönüşlü önden çarpışma önleme yardımı aslında bir nevi otonom fren işlevi demek. Yayaları ve bisikletlileri dalgalayabilen bu sistem, sola dönerken kavşaklardaki olası çarpışmaları önlemeye yardımcı oluyor. Şerit takip asistanı, kör nokta çarpışma uyarısı, güvenli çıkış uyarısı, arka yolcu uyarısı, araç kalkış uyarısı, arka çapraz trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik çarpışma yardımı, sürücü dikkat uyarısı gibi birçok güvenlik asistanının yanı sıra Tucson'da donanıma bağlı olarak 360 derece çevre görüş monitörü de bulunuyor. Yeni Tucson Avrupa'da geliştirilmiş ve Avrupalı kullanıcılar için yine bu bölgede özel olarak test edilmiş bir model. Dünyanın en zorlu yarış pisti olan ünlü Nürburgring Nordschleife'de dayanıklık testleri ve dinamik testlerden geçirilen Tucson, aynı zamanda İsveç'teki en soğuk kış testlerinden Alpler'deki trailer testlerine ve İspanya'nın güneyindeki sıcak hava testlerine kadar Avrupa çapında sıkı bir üretim öncesi süreçten geçirildi. Hyundai'nin kendi geliştirdiği dört tekerlekten çekiş teknolojisi, donanım ve motor tipine göre yeni Tucson'da sunuluyor. Bu çekiş sistemi, yol tutuşu ve araç hızına bağlı olarak çevik kullanım ve daha iyi tork uygulaması sağlıyor. Farklı sürüş modlarına ek olarak 3 tip arazi modu var. Çamur, kum ve kar olarak çeşitli yol koşullarında gelişmiş bir sürüş deneyimi sunan Tucson, sürüş performansını ve H-Track ayarlarını optimize ederek güvenliğe destek oluyor. Hyundai Tucson, Türkiye'de ilk etapta benzinli ve dizel Hyundai SmartStream motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motorlar donanım seviyesine bağlı olarak 4x2 ve 4x4 H-Track çekiş sistemiyle optimize ediliyor. Tüm motor tipleri ve donanım seviyeleri 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla sunuluyor. Benzinli 1.6 litre TGDI motor,
dünyanın ilk sürekli değişken valz süresi teknolojisine sahip, daha fazla performans ve daha az emisyon için geliştirilen 1.6 litre turbo motor, yeni Tucson'da 3 beygir artırılarak 180 beygire ulaşıyor. Diğer bir seçenek olan 1.6 litrelik CRDI Smartstream dizel motor ise 136 beygir güç üretiyor. 7 ileri DCT veya 4 veya 2 tekerlekten çekişle sunulan bu motor, her zaman olduğu gibi C SUV segmentindeki beklentileri en iyi şekilde karşılıyor. Hem performans hem de ekonomi vaat eden bu seçenek, Tucson'un Türkiye pazarındaki en ideal kombinasyon olarak da öne çıkıyor. Yeni Tucson'da 4 farklı donanım seviyesi ve 2 tip motor seçeneği bulunuyor. Benzinli motor, Comfort donanım seviyesi ve 4x2 çekiş seçeneği ile satın alınabiliyor. Dizel motor ise Prime donanım seviyesinden itibaren başlıyor ve konforu arttıran Elite ve Elite Plus seçeneklerle zenginleştirilebiliyor. Dizel motor 4x2 ve 4x4 H-Track ile satışa sunulurken tüm motor ve donanım seviyelerinde DCT şanzımana yer veriliyor. Merhaba sevgili seyirciler. Sonunda havaların iyileşmesiyle beraber kendimizi dışarı atalım dedik ama bugün şansımıza yine biraz yağmurla karşılaştık değil mi Tamer? Maalesef. Evet, bugün bir de konuğumuz var. Bilge ile beraberiz. Ben şimdi sözü uzatmadan sorular için sözü direkt Tamer'e bırakıyorum. Bakalım Bilge bize motorla ilgili neler anlatacak? Sevgili dostum, Bilge Hergüner'le beraberiz. Kendisi yıllardır motosiklet tutkusunu yaşıyor ve benim de motosiklete başlamama vesile oldu esasında yıllar evvel, belki 20 yıl evvel. Hoş geldin Bilge. Hoş bulduk Tamer. Ne iyi 70'imde başlatmışım senin motoru. Değil mi? Evet. Evet. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Evet, ben tekne ve yat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yöneticilik yapıyorum. Tabii aslında motosikletle tekne birbirine çok benziyor. O yüzden belki biraz sonra konuşacağız ama motosiklet tutkunuyum. Çok seviyorum. Motosiklet sürmeyi çok seviyorum. Ne kadar oldu motosiklete başlayalı? Valla sene vermeyeyim. Yaşım çıkacak ama yaşımın en az yarısından fazla. Süper. Ne hissettiriyor motosiklet kullanmak? Biz hep Murat'la onu şey yaparız, onu sorarız. Yani neler hissettiriyor sana motosiklette olmak? Motosiklet ne hissettiriyor? Başta özgürlük hissettiriyor. Yani böyle özgürlüğüne bağlı insanların belki yaşadıkları o alandan çıkmasına fayda sağlıyor ve alıyor sizi götürüyor. Önden gelen rüzgarın keyfi çok fazla. Doğanın içerisinde olmak, o düşünce, o doğayla birlikte olmak keyfi çok fazla. Bambaşka. Yani çok mutluyum motosiklet kullanırken. Peki bu rüzgar, önden rüzgar almak falan, biz de hep Murat'la onu konuşuruz. Sen şimdi yat sektöründesin. Yatla motosikleti bir kıyaslama şansın var mı? Aslında kıyaslamayayım çünkü ikisi de bana aynı şeyi hissettiriyor. Hem teknede, tekne kullanırken hem motosiklet kullanırken. Birincisi doğanın içerisindeyim. Ondan çok mutlu oluyorum. Doğayla bütünleşiyorum. İkincisi o özgürlüğü bana sunuyor. Motosiklet karada sunuyor. Tekne denizde sunuyor. Doğru. Böylece kendi başıma kalmayı da, kalabalıklardan uzaklaşmayı da sağlıyor. Değil mi? Ne güzel bir şey. Peki Türkiye'de motosiklet kullanmak nasıl bir şey sence? Biraz riskli mi diğer başka ülkelere göre? Nasıl değerlendirirsin? Şöyle değerlendiririm. Aslında yurt dışında da motosiklet kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha yetenekli olmak gerekiyor. Biraz daha konsantre olmak gerekiyor. Çünkü hepimizin malumu hem yollarımız hem de motosiklet kullananlara, otomobil kullananların veya yayaların bakış açısı biraz
daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Tam da onu soracaktım esasında. Bu otomobil, hem otomobil kullanıyorsun hem motosiklet kullanıyorsun. Nasıl görüyor birbirini iki sürücü? Bence asıl tehlikeli olan motosikletleri fark etmeyen sürücüler değil, otomobil sürücüleri değil. Motosikletleri görüp de algılamayanlar var. Ben bunlara şahit oluyorum, onlara şaşırıyorum. Örneğin motosikletimle giderken sanki ben o şeritte yokmuşum gibi arkadan sanki üzerimden geçecekmiş gibi gelenler veya yanıma gelip sıkıştıranlar. Bunlar tabii çok rahatsız edici. Rahatsız ediyor. Yani bunlar motor kullanıcılarını çok rahatsız ediyor. Ama motor kullananların hepsi de o kadar masum değil bu arada. Hayır, sana katılıyorum çünkü otomobil kullanırken de şunu görüyorum. Özellikle küçük motosiklet kullananlar sanki her yola, her şeye hakları varmış gibi gitmek istiyorlar. Ticariler özellikle. Ticariler de olabilir ama küçük motosiklet kullananlar, tabii büyükleri de ayırmıyorum ama örneğin sanki yol vermek zorundaymış gibi, yani yolu açmak zorundaymış gibi veya iki aracın arasını açmak zorundaymışız gibi sürekli kornaya basanlar, yol isteyenler. Bunlar da tabii özellikle otomobil kullanıcılarına, motosiklet kullanıcılarına bakışlarını bence negatif etkiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yaklaşık bir yılı aşkın süredir bir pandemi yaşanıyor. Pandemi neticesinde motosiklet ne oldu? Yani bir faydası oldu mu motosiklete, yoksa nasıl değerlendiriyorsun genel olarak pandemi ve motosiklet ilişkisini? Açıkçası şöyle bir örnek vereyim. Şehirde kullandığım küçük motosikletimin kilometresi arttı. Değil mi? Evet, çünkü bu pandemiyle birlikte İstanbul trafiğinin artması beni küçük motosikleti daha çok kullanmaya teşvik etti ve onun kilometresi arttı. Ama bunun karşılığında da seninle de sürekli yaptığımız uzun seyahatlerimizi büyük motorlarla yapamamaya başladık. Değil mi? O bizi biraz etkiledi. Bu da aslında biraz bizim gibi özgürlüğe takıntılı insanlar için, motosiklet kullanıcıları için iyi olmadı. Yani çıkamadık, kullanamadık. Doğru. İnşallah pandeminin etkisi azalıyor. Aşılar da geliyor. Bundan sonra önümüzde yaz bol bol. Senle birlikte Murat'ı da alırız, İnşallah. Hep birlikte gideriz. Bu arada pandemi süresinde motosikleti olmayanlar da hani bu aracın bir özgürlük, daha sağlıklı, daha güvenli, pandemiden kendini uzaklaştıran, evet, bireyselleştiren bir araç olduğunu bence anladı. Bu tarz yönelimler de oldu çünkü toplu taşımaya binmek yerine böyle bir araçla daha temiz bir ortamda, daha hijyenik bir ortamda motosikletin kıymeti ortaya çıktı diyebilirim. Sana katılıyorum. Benim de çevremde motosiklete yeni başlamış birçok arkadaşım var. Hepsi de aynı beklenti içerisinde motosiklete başlıyor. Evet. Bu güzel bir şey. Evet, tam da bu noktada sormak isterim esasında. Türkiye'deki motosiklet sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? Aşağı yukarı yılda 150 bin, geçen sene, evvelki sene 150 bindi, bu sene 180 bin civarında motor satıldı. Ve 84 milyonluk bir ülkede bu rakamlar nasıl değerlendirir? Tabii rakamlara siz çok hakimsiniz, daha iyi biliyorsunuz. Ancak bizim ülkemizin motosiklette olduğu gibi otomobilde de, tekne sektöründe de çok potansiyeli var. Bunları Avrupa'daki veya dünyadaki ülkelerde kişi başına düşen kullanıcı rakamlarıyla görebiliyoruz. Biz çok gerideyiz, motosiklette de çok gerideyiz. Yani hem yüz ölçümümüz, hem doğamız, hem gidilecek o kadar çok yer var ki. Motosiklet turizmi de çok eksik. Bunu da ülkemize yapamıyoruz. Bunlar artarsa motosiklet kullanıcıları ve motosiklet adetleri, satışları daha da artar zannediyorum. Evet, röportajımızın sonuna geldik. Motosiklet tutkunlarına vermek istediğin bir mesaj var mı Bilge? Var. Motosiklet çok keyifli bir şey ve motosiklet kullanmak da çok gerçekten insana huzur veren bir şey. Bireysellik anlamında, doğa anlamında, doğayla iç içe olma anlamında ve herkese öneriyorum ama önce tedbiri de elden bırakmamalarını istiyorum. Kurallara uymalarını istiyorum. Özellikle kısa mesafeye gideceğim, kaskı takmayayım veya işte ekipmanımı almayayım, kullanmayayım demeleri iyi olmaz ve
Çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli. Herkese çok tehlikeli. Tedbiri tavsiye ediyorum. Peki motosiklete başlayanlar için eğitim konusunda neler söylersin? Yani eğitim almadan bunu ben arkadaşımdan öğrendim ya da ben beceriyorum deyip yola çıkmalarını tavsiye eder misin? Yoksa gerçek bir eğitim sence daha faydalı olacak mı? Bence kesinlikle her şeyde olduğu gibi motosiklette de bu çok geçerli. Ve burada sadece motosiklet kullanmayı isteyenlerin arzusunun dışında biraz da bunun zorunlu olmasını, biraz da markaların bu eğitim işine daha fazla önem vermesini ve kendi markalarını kullanacak olan motosiklet kullanıcılarına bu hizmeti vermelerini bekliyorum. Ücretsiz olarak mesela her marka bir motor aldığında işte 7 saatlik eğitim mecburi ve ücretsiz dese ne kadar güzel olur. Ve bu kısa vadede çok faydalı olur. Çok etkisi olur. Yani motosiklet kullanıcılarına, motosiklet kültürüne çok faydası olur. Son bir sorum var. Yönetici olduğundan bahsetmiştik. Yine outdoor bir sektördesin. Yönetici olmakla, yönetici bakışıyla motosiklet kullanmanın böyle bir bağını ya da avantajlarını bize bir değerlendirebilir misin? Şöyle değerlendireyim. Çünkü yöneticiler daha fazla analitik yeteneğe sahip olmak zorunda. Birçok konuyu değerlendirmek zorunda. Motosikletle bağdaşıyor mu bu? Aslında şöyle, kendim için konuşacak olursam çok yoğun çalışıyoruz ve gerçekten çok işimize vakit harcıyoruz. Motosikletle işe gittiğim zaman bile işten çıktığımda, o motosiklete bindiğimde bütün bunları unutmamı sağlıyor. Bir meditasyon gibi adeta. Kafamı rahatlatıyor. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Özellikle uzun yolda motosiklet kullanırken o biraz önce bahsettiğin o analitik görüş, o değerlendirme, hızlı karar verme veya risklerden uzak durma veya risklere atılma gibi şeyleri de belki bir yönetici gözüyle gördüğüm zaman daha farklı algılayabilirim. Bilge Ergüner'le beraber çok güzel bir söyleşi yaptık. Tabii ki Tamer Atsan'ın güzel sorularıyla beraber kanatlı uçuşun sonuna geldik ama bundan sonra Tamer'le beraber dışarıda motorları test etmeye başlayacağız. Pandemi nedeniyle bir süredir çıkamıyorduk, kısıtlamalar vardı ama artık rahatlamaya gidiyoruz. Yaz da geldi. Bugün bakmayın havanın yağışlı olduğuna şansımıza ama yine de ormanda, açık havada, temiz havada olmak ve motor üstünde olmak hepimizi keyiflendirdi. Umarım siz de bu söyleşiden keyif almışsınızdır. Kanatlı Uçuş'ta yeni modellerle, yeni testlerde birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yavaş yavaş soğuklardan kurtuluyoruz. Kış aylarını geride bırakıyoruz. Bahar ve yaza girmek üzereyiz. Peki yaza girerken bahar aylarında aracımıza neler yapmalıyız? Şimdi hep beraber izliyoruz. BorgWarner çatısı altında otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yollara daha fazla çıkacak araçlara yönelik bakım önerilerini sıraladı. Delphi Technologies uzmanlarınca araçların uzun yolculuklara hazır olmasını sağlayan bu öneriler arasında mevsime uygun lastik kullanımı, road balans ayarı, yağ, filtre, cam, yakıt deposu gibi aracın farklı noktalarının bakım ve kontrollerini içeren konular yer alıyor. BorgWarner çatısı altında yer alan ve otomotiv satış sonrası hizmetler alanında global çözümler sağlayan Delphi Technologies, kış aylarının ardından araç bakımlarının önemine işaret etti. Bu kapsamda Delphi Technologies, zorlu iklim koşullarından dolayı yıpranan ve uzun süre hareketsiz kalan araçlar için ilkbahar ve yaz öncesi bakımı niteliğindeki önerilerini sıraladı. Otomotiv satış sonrası pazarına sunduğu ürünlerin yanında sektöre yönelik bilgilendirmelerle de öncü rol istenen Delphi Technologies, araç kullanıcılarının hem kendilerinin kontrol edeceği hem de gerektiğinde servis noktasına gidilmesi gereken konuları şöyle sıralıyor. Bahar aylarıyla birlikte yapılması gerekenlerin başında yaz aylarına uygun lastiğin kullanımı gelmelidir. Kış lastikleri değiştirilmeli,
lastik dişlerinde düzensiz aşınma, kesik ve çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca yedek lastikte dahil olmak üzere tüm lastiklerin basıncı, araç sürücü iç kapısında, yakıt depo kapağında veya araç kullanıcı kitabında belirtilen basınç değerlerine uygun ayarlanmalıdır. Araçların tekrar aktif bir şekilde kullanılmasından önce akü kutup başlarında oksitlenme olup olmadığı kontrol edilmeli ve kir, tortu varsa temizlenmelidir. Akü ile araç bağlantı kablolarının gevşek olmadığından ve akünün sallanmaması için araca takıldığı yerde sabit olduğuna emin olunmalıdır. Ayrıca araç aküleri özellikle kış aylarında park halindeyken daha çabuk deşarj olur. Şarj dinamosunun aküyü tamamen şarj edene kadar araç motorunun çalışır halde kalması akünün daha fazla dolmasına katkı sağlar. Ancak yine de araç çalıştırıldığında gösterge ışıkları sönükse ve gece araç farları açıkken kırpma oluyorsa akünün test cihazlarıyla kontrolü veya değişimi gerekebilir. Uzun süre park halinde kalan araçların yakıt depoları tam dolu değilse veya boşsa yakıt deposu oksijene maruz kalır. Bu sebepten ötürü yakıt hatları, enjektörler ve yakıt filtrelerinde tıkanıklığa sebep olan oksidasyon kaynaklı kirlenmeler oluşabilir. Ayrıca yakıt deposundaki yoğuşmadan ve yakıt hattındaki ısı çevriminden kaynaklanan su kontaminasyonu ise nem birikmesiyle iç paslanmaya neden olur. Bu da yakıt sisteminde partikül kirliliği yaratarak yakıt enjektör ve pompalarında hasar oluşturabilir. Dolayısıyla yakıt deposu tertibatının gözden geçirilmesi gerekir. Bir araç aktif kullanılırken motor yağı tükettiği gibi kimi zaman karter tapasından sızıntı yoluyla da yağ kayıpları olabilir. Uzun süre park halinde kalan araç çalıştırılmadan önce yağ seviyesi ve diğer sıvı seviyeleri kontrol edilmelidir. Yazın motorun daha çok soğumaya ihtiyaç duymasından dolayı iyi hava akışı için hava filtresinin de tıkalı olmaması gerekir. Bu kapsamda yılda en az bir kez motor yağının ve ilkbahar aylarında da motor filtresinin değiştirilmesi motorun daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Sıcak havalarla birlikte araç günlük rutine dönmeden önce kabin filtresi yenilenmeli veya klima en yüksek ayara getirilip 5-10 dakika boyunca açık bırakılarak kabin filtresinde biriken bakteriler ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca klima gazı da yenilenmelidir. Araç el freni çekili olarak uzun süre park halinde kalırsa oluşan yüzey pası balataların diske veya papuçların kampanaya kaynamasına neden olabilir. Model yılı daha eski olan veya nemli ortamlarda bulunan araçların korozyon riski ise daha fazladır. Böyle durumda fren sisteminin tekrar serbest kalması için profesyonel bir müdahale gerekir. Delphi Teknolojisi uzmanları uzun süreli park durumlarında el freninin fazla kullanılmamasını, eğer araç manuel vitesli ise düz zemine park edilip vites birinci veya geri vites konumunda el frenini çekmeden bırakılmasını tavsiye ediyor. Kışın silecek lastikleri yıpranabilir ve silecek bıçakları hasar alabilir. Özellikle ilkbahar aylarındaki yağmurlu havalarda ya da uzun yolculuklarda problem yaşamamak için silecekler yenilenmelidir. Buzlu ve taşlı yollarda kullanılan araçların ön camlarında oluşan küçük çatlakların daha sonra ekstra hasar alıp güvenliği tehlikeye atmaması adına da cam kontrolleri yapılmalıdır. Hava sıcaklıkları düştükçe kauçuklar sertleşip hasarlanabilir. Ayrıca hortum ve kayışlarda çatlama, gevşeme ve yıpranmalar oluşabilir. Motor sağlığı için hasar alan hortum ve kayışların yenilenmesi gerekir. Özellikle zor koşullarda kullanılan araçlarda sürüş halindeyken zamanla sağ sola çekme veya titreme yaşanabilir. Bahar bakımları kapsamında rot balans ayarlarının yapılması da direksiyon hakimiyetinin sağlanması açısından önemlidir. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Emre Apak'tan geliyor. Ben de Serdar abiye ileteceğim. Bir minibüsü var seyircimizin. 2012 model yolcu minibüsü diyor. Sıkıntısı vites değiştirirken gaz geç tepki veriyor. Anladım, manuel.
Manuel şanzımanlı bir araç neden gaz tepkisini geç verir? Eğer ara gazından bahsetmiyorsa bu arada. Hani var ya minibüste böyle. Yani bu da Murat, seyredenler beni lütfen yanlış anlamasın. Cevabı çok zor verilecek bir soru. Hangi araç olduğundan, yaşadıklarından, yani hani çok uç noktada örnekler vereyim. Yani o aracın debriyajı kaçırıyor bile olabilir. Yani debriyaj kaçırdığı zaman bile olan bir şeydir bu. İşte debriyajının kaçırmasından işte enjektör ayarına varana kadar çok farklı sebepler olabilir. Acaba o tepkime esnasında bir ses geliyor mu? Onu keşke yatsaydı, böyle hani lakluk falan gibi bir ses geliyorsa, bir transmisyonda, ne bileyim, bir şaft boşluğunda, bir aks boşluğunda, ki anladığım ticari yoluna göre dizel bir araçtan bahsediyoruz. Ama şu yolu takip etmesini öneririm. Yani debriyajın kaçırıp kaçırmadığını test etmek çok kolay. Yani herhangi bir şoför veya herhangi bir usta bunu hemen tespit edebilir. Budur demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Debriyajı kaçırıyorum, bir debriyajına baksınlar. Çünkü vites değişince diye debriyajın kaçırdığı zamanlar olabilir. İkinci bakılacak şey bir motor enjektör bakımı, enjektör ayarları ve elektronik sensörlerde, yani relanti sensörü, gaz sensörü falan gibi elektronik sensörlerde bir problem olabilir. Bir de hiç motorla, şanzımanla ilgisi olmayan aktarma organlarında bir boşluk olabilir. Yani bu bir şaft ıstavrozu boşluğu veya bir diferansiyel boşluğu, bir ıstavroz kutusu boşluğu falan gibi boşluklar. Çünkü o vitesi siz değiştirirken bir vitesten vitese takar, o boşluk geri gidip sonra tekrar gelir. Geri gidip tekrar gelir. Siz o kaza bastıktan yarım saniye sonra, bir saniye sonra araç gitmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi, yani bu şu anda söylediklerime arkadaş ya ben bunu demek istemedim ki diye gülüyor da olabilir ama uzaktan bu kadar, kusura bakmasınlar. Evet, yani şimdi zaten çok basit bir soru olmuş. Sıkıntı vites değişirken gaz geç tepki veriyor diye bir cümlelik bir soru. Bu soruya da ancak bu kadar güzel, teknik, detaylı bir cevap verilebilirdi. Valla işte soruları biraz daha detaylı sormanızı her zaman rica ediyorum. Aracınızın model yılı, kilometresi, motor tipi, şanzıman tipi, ne kadar çok detay verirseniz teşhiste o oranda daha 12'ye yakın olacaktır. Tam 12 olmasa bile, çünkü bizler aracı görmeden burada yorum yapıyoruz. Sadece sizin söylediklerinize istinaden bir sürü şey var. Bakımları, bakım aralıkları, ne kadar da bir yapıldı, işte kaçıncı el bu araç, hani hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla ancak bu kadar yaklaşabildik. Daha önce başından ne geçti? Evet. Yani belki hani ben başından geçen bir şey varsa belki oradan olan bir hasar. İl de çok önemli mesela benim için. Evet, hangi ilde kullanılıyor bu? Yani kesinlikle. Hani Karadeniz tarafında devamlı o yokuşlarda, yaylalarda kullanılıyorsa başka bir şey. Konya gibi düz bir ovada kullanıyorsan başka bir şey. Antalya'da 50 derecede kullanıyorsan o da başka bir şey. Yani. O yüzden ne olur hani ilinizi falan, ne varsa biraz daha detay yazmanızı rica ediyorum. Çok kısa bir sorum olacak benim. Motor sporları bu sene böyle heyecanlı gözüküyor. Çok. Nasıl bir sene bekliyorsun Serdar abi? Valla çok heyecanlıyız bir kere. Uzun süredir oturuyoruz. Geçen sene bir tek Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rally'sini yaptık. Gerçi o da çok güzel bir yarıştı, biliyorsun. Dünyanın en iyi vereceğinin en iyi yarışı seçildi. Bu sene sezon erken başlıyor. Bodrum'daki Bodrum Rally'si ile başlıyor. Şampiyonada Bodrum Rally'si dahil 7 tane yarış var. İnşallah onları bekliyoruz. Yani pilotlar da, takımlar da, herkes çok özledi. Yani 100'e yakın, 100 civarı start olması bekleniyor Bodrum'da. Bizim çatımızın altında 20'ye yakın otomobil sadece biz yarıştırıyoruz. Sadece biz yarıştırıyoruz. Yani 20 de rekor denilebilecek bir sayı. Çok özledik. Çok keyifli olacak inşallah. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Herkese kazasız belasız, bol çekişmeli, böyle rekabeti yüksek bir sezon ben de diliyorum. Buradan onları da inşallah 8. etap seyircilerine aktarırız. Ve Castrol Magnetek'te işin doğrusunu bu hafta da noktalıyoruz. Haftaya yepyeni sorularla tekrar birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikte karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.